hakkında konuşuyor. Porçay hakkında büyük ünlem. Bakayım. Porçay'la ben onun bir videosunu izlettiler. Ben bazen video izliyorum yayınlarımda. YouTube'dan takip eden insanlar beni sadece video izliyor olarak biliyorlar. Ama öyle değil benim yayınlarım. Ben video izleyip de Sen YouTube'a oyun oynuyor musun? atıyorum. Neyse, bu konuya girmeyeceğim. Porçay'ın ben bir videosunu izledim. Yorum yapmadım. Bu da yorum yapmadım diye gidiyor bir video çekiyor, bana küfür falan ediyor. Şişko şişko oturuyorsunuz bütün gün falan filan diye salak bir video çekiyor. Video değil o şarkı. Yani hiç yorum yapmamandan çok mesela şimdi sen diyorsun ya yayınında boş boş bakıyorsun öyle. Sonra da diyorsun Ralph bunu siker falan filan. Şimdi düşün bir tane adam geliyor. Bir tane adam geliyor diyor ki Jahreyn hadi bunu da açıkla diyor. Adamın ağzına sıçıyorsun yayınında. Ama sen başka biri hakkında Rauf bunu siker diyorsun. O sana karşılığında küfür etmeyecek ama. Çünkü ederse çok yanlış bir davranış. Anlamsız böyle. Ben de ne yapıyor lan bu salak falan dedim. Ondan sonra YouTube partisinde şeyle geldi, o Amdin'le geldi. Fotoğraf çekilebilir miyiz dediler. Bayağı sarhoştu böyle, sallanıyordu. Dediler. Ben dedim yani fotoğraf çekilebilir miyiz diye. Ben de dedim. Öyle mi? Ya bunu çok çok açık ve net bir şekilde biliyorsun ki senle fotoğraf çekilmek isteyen Mert admindi. Mert admin dedi fotoğraf çekilelim diye. Ve neden de dediğini biliyorsun yılların bitiremediği dostluk diye bir esprisi var Mert admin'in. İki tane birbirine kıl olan insanı yan yana getirip yılların bitiremediği dostluk diye fotoğraf atmak istedi adam. Çünkü bunu komik buldu. Ya bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun. Çekildik. Bu arada hatırlıyor musun? O gün ne kadar sıcaktı içerisi? Hatırlıyorsun değil O mi? gün, o gün var ya, o gün. Çocuk öyle pardösüyle geziyordu içeride lan. Evet ya. Bir şey diyeceğim, benim Porçay'la bir olayım vardı mesela. İlginç. Hastaydım o yüzden. Bir yaratık yani. Bak, Jax Films'ı izliyor musun? YouTube'da hiç denk geldin mi? No. Jax Films diye bir herif var. Baya böyle komik bir YouTuber. Cidden. Bak be, baya eski bir YouTuber. Okay, biliyorum. Yes. Tamam, bu herifin bir tane köşesi var. Today I'm asking you diye böyle bir şey. Evet, bugün size Bu, soruyorum onu biliyorum. aynen bugün size soruyorum. Evet. Yani bir şey soruyor, onun cevaplarını veriyor, onun cevaplarını okuyor. Adam ilk yapan adam. Cidden böyle bir konsepti üretip yapan adam. Bu arada dünyanın en farklı zor konsepti falan filan değil. Hani normal bir insan takipçi kitlene bir şey soruyorsun, cevaplarını okuyorsun. Sizden gelenler gibi bir şey işte. Okay. Ondan sonra ben şey dedim. İşte arkadaşlar bir soru soracağım size şimdi bu videoda. Siz de cevaplarınızı yazın falan filan diye paylaştım Instagram'da. Yeni konsept falan filan yapacağım falan filan dedim. Ondan sonra Porçay bana durup dururken işte savaş açıyoruz işte arkadaşlar. Berkcan'ın fotoğrafının altına gidin. Bizim konseptimizi yapıyor falan filan deyip yazın. İşte Porçay sütü falan filan yazın Ya falan demiş Porsche adam takipçi kitlesine. yazın falan filan demedim. Sadece herkesin haberi olsun istedim. Böyle bir olay olduğundan ve böyle bir olayı zaten tamam Türkiye'de yapıyorlar diye. Ne bileyim çünkü o an okuduğum zaman o yazıyı yeni bir konsept getiriyoruz yazısını okuduğum zaman Türkiye'ye yeni bir konsept getiriyoruz anlamında anladım. Ve dur bakayım. Jaren Ferit ile konuştuğu yayında bilerek gerçekleri söylemedi. Yani nasıl desem belki inanmıştır da yani ne bileyim. Çünkü herkesin kafası güzeldi. Belki gerçekten öyle bir şey olduğuna inanmıştır. Öyle yani. Sesim vardı ve sesimi duyurdum. O yüzden pişman değilim. 20 bin kişi benim fotoğrafımın altında böyle salak salak yorumlar. Dedim ki arkadaşlar bu konsept Porçay'ın konsepti değil. Böyle bir triggerlandı. Sonrasında konuştuk hallettik. Neyse o özür diledi, ben özür diledim falan filan yaptık. Tabi bu olay mesela çok gereksizdi. O çocuk hakkındaki bu olay benim cidden bayağı germişti. Yani gerek var mı böyle bir şeye ya?
Ya ben zaten izleyicisini böyle ordu olarak kullanan insanlara hiçbir şekilde saygı duymuyorum. Ya ben Arkadaşlar şey hadi ol... koşun şuna şunu Evet yapıyoruz. evet 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 evet. Arkadaşlar kalkın şunu takip edin. Arkadaşlar kalkın şunu bunu yapın. Yani ben izleyicime arkadaşlar kalkın şunu bunu yapın dediğim zaman kendimi ne bileyim çok kötü hissederim herhalde. Ya bilmiyorum, bu acayip saçma bir kontrol, hani işte her şey, hepiniz beni seviyorsunuz, ben size istediğimi yaptırtabiliyorum, bu çocuk bizim ailemize bana hakaret falan filan, ben bu tarz olayları sevmiyorum. Vay be. Şimdi yani izleyicime şunu bunu yaptırırım falan filan. Mesela her hafta izleyicine soru sorup sonra onun cevaplarını almak da izleyicine bir şey yaptırmak olmuyor mu? Yani konseptini izleyicine yaptırmış oluyorsun. Ha, konsept benim konseptim değil. Ama bu yani çok büyük bir şey mi? Günah mı? Ha, bugün Yörük Ok'un yaptığı konsepti aslında Leafy is here yapıyor. Ne bileyim, Orkun Işıtman yaptığı şeyi PewDiePie yapıyor. Atıyorum Enes Batur'un yaptığı şeyi Jacksepticeye yapıyor. Ama Türkiye'de bilindik isimler var. Ben de dedim ki böyle böyle. Yani bu olayı Türkiye'de zaten yapıyorlar. Bu olay Türkiye'de zaten yapılıyor. Yani sesim vardı ve sesimi duyurdum. Ha, sesimi kitlem aracılığıyla duyurdum. Çünkü tek başıma gidip oraya yorum atsaydım ya kim görürdü? Kaç kişi görürdü? Ama beni seven insanlar var ki ben arkadaşlar sesimizi duyurun dediğim zaman ya sesimizi duyuruyorlar. Ya beni seven insanlar olması da tabii ki de çok batıyor. Bunun da farkındayım. Ya hakikaten burada hep beraber bir şeyler yapmamızın ne kadar battığını insanlara farkındayım. O konseptini hiç sevmiyorum reis bu arada ya. Doğrudur, doğrudur yani. Ne diyeyim? Umarım bu ki yeni şarkı çıkacak mı? Çıkacak, merak etme. Uğraşma. Doğru diyorsun. Uğraşılmaz. Oh, siktir. Fortnite'a ne oldu? Fortnite'ı kapattık ya. Onların milyon kitlesi bile olsa senin kitlenle olan bağ kurabilmiş değiller. Ya işte ben bunu şey yapmaya çalışıyorum. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Cidden anlamıyorlar. Hakikaten anlamıyorlar. Hakikaten bir insanın kitlesini sevmesi ve kitlesinin o insanı sevmesi ne demek, ne işe yarıyor, nasıl oluyor böyle bir şey anlamıyorlar. O yüzden o bayağı bir batıyor olması lazım. Onu hissedebiliyorum. Ta buradan hissedebiliyorum şuradaki batmayı, anladın mı? Şu batmayı hissedebiliyorum şu an buradan. Bu haftanın görevine cevaplarınızı Discord'dan da verebilirsiniz. Aynen. Always use incognito mode when playing Minecraft dizisine. Minecraft izlemiyorum ya. Erkan, bizim kendi irademiz yok, sen yönet bizi. Baho'nun annesiyle çektiği videoyu izledim mi? Yok. Şey yapmadım. Dur bakayım. Baho.